Bugün Lemon Akademi Yurtdışı Eğitim'in Ankara binasındayız. Karşımızda da Mehmet Serkan Aydın hocamız var. Hocam öncelikle kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben Serkan. Üniversiteyi aslında ODTÜ'de okudum. Daha sonrasında yüksek lisansımı da ODTÜ'de yaptım. En son aşamasında yüksek lisansımı ise İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nde yaptım. Benim yurtdışı eğitime aslında giriş aşamam tamamen üniversitede başladı. Ve hani üniversite noktasında ODTÜ'nün hazırlığını aldım ama yetmiyor, İngilizce yetmiyor. Birinci sınıfta ben tamamen tökezledim. İngilizceyi anlamıyorum, edemiyorum. Hani hazırlığı geçtik ama yetmiyor. Daha sonrasında Work and Travel'a gittim. Dil eğitimine gittim. İrlanda'da dil eğitimine gittim. Farklı Avrupa ülkelerini gezdim. Biraz İngilizceyi geliştirdikten sonra artık hani üniversiteyi de yavaş yavaş ilerletmeye başladım. Üniversiteden mezun olduktan sonra dediğim gibi de İngiltere'de yüksek lisansımı yaptım. Geri geldim. Şu anda da yurtdışı eğitim danışmanlığı yapıyoruz. Çok güzel. Peki o zaman Boğaziçi'nin İngilizcesi ODTÜ'nün İngilizcesinden daha mı iyi? Çünkü bence Boğaziçi'nden çıkan arkadaşlar daha böyle, bu cümleyi duymadım mesela hiç. Aa, ben hayata o kadar da İngilizceye hazır değilmişim dedin. Çünkü orada çatır çatır konuşuyorlar. Bir de Boğaziçi biraz acımasız davranıyor. Böyle dereceli arkadaşlarım var. İlk bine girmiş, dilden atıyorlar bunu. Çok koyuyordur büyük ihtimal o arkadaşlara, böyle şey yapıyordur. Bence Boğaziçi gerçekten daha iyi öğretiyor olabilir bu noktada. ODTÜ'de bizim en büyük eksikliğimiz konuşma noktasında eğitim yok. Yani hani konuşma noktasında biraz daha dışa dönük olup kendi kendini ifade edebiliyor olmak gerekiyor. Belki birazcık daha temelle alakası var. Şimdi Boğaziçi'ne de standart bir Anadolu Lisesi'nden değil de daha özel okullardan, daha temiz bir eğitim almış kişilerin girdiğini bir tık daha düşünüyorum açıkçası. Tabii tabii, yani böyle bir %70'lik bir oran vardır. Oradakiler iyi eğitim alıp da gidiyorlar zaten. Ben bu noktada hani devlet okullarında okudum. Hani devlet okullarında okurken de Türkiye'de bir sürü dil okuluna gittim. Ama yetmedi. Bu açma noktasında benim yurt dışına ihtiyacım varmış. Onu açtıktan sonrasında rahat bir şekilde devam ettim. Ama tek başına hazırlık kesinlikle yetmedi. Tabii. Bir de büyük ihtimalle İstanbul'da yabancı sayısı daha fazla. Kadıköy'de, Beşiktaş'ta biraz gezmeye kalktığınızda illa karşınıza bir yabancı çıkıyor. Onunla konuşabiliyorsunuz. Büyük ihtimal Ankara'da bu o kadar yoktur. Hiç yok diyebilirim. Yani bir tek Erasmuslu Öğrenciler Grubu diye bir grup var ve bu grupla da aslında hani iletişime geçen birkaç kesim var hani üniversitelerden. Onlar da daha önce Erasmus'a gitmiş, şimdi de işte gelecekleri rahatlatmak adına onlarla görüşmek isteyen öğrenci tayfası var. Ben o tayfada hiçbir zaman olmadım. Hiç Ankara'da benim yabancı arkadaşım olmadı. Sıfır arkadaşla hiç İngilizce konuşma ihtiyacı duymadım. Bayağı biz Kadıköy'de azınlık kaldık şu an. Bayağı herkes İngilizce konuşuyor, herkes yabancı. Bir bölge Rusların elinde gibi oldu. Bir bölge işte Norveçliler geliyor, Fransızlar, Almanlar takılıyor. Bayağı alışığız. Ama mesela bunun bana da faydası oldu. Benim de lise dönemimde özellikle. Zaten Amerika odaklı çalışıyordum. SAT'ye vesaire hazırlanıyordum. Okuma yazmam çok iyidir İngilizce'de. Dinlemem de güzeldir. Sadece böyle aksanlı birini duyduğumda bir siyahinin İngilizcesini anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü dize çiz diyor. Ben bunu nasıl... İlk de peynir diyorum. Ya peynir ne alaka diyorsun böyle. O konudan kaynaklı böyle kimseyle konuşamıyorsun. Bir de Türkiye'de şey kültürü var ya. Linçleme. Evet. Yanlış ya, söyleyin. Onu nasıl öyle dedin diye konuşamıyorsun. Çok çekiniyorsun. Yani hani Türkiye'de özellikle dil eğitimi veren kurumlarda hani herkes Türkse evet konuşamıyoruz. Hani çekiniyoruz. Olmuyor yani. Hani ilerlemiyor. O konuşmayı da pratik, sadece pratik. O eşiği atlatmak gerekiyor. Bu eşik de konuşarak açılıyor. Hani bunun başka bir yolu yok. Benim bildiğim yok en azından. Kendimi direkt kısıtlıyorum. Yanımda bir Türk varsa İngilizce konuşmuyorum. Asla konuşmuyorum. Çünkü o kafasının içinde direkt otomatikman nasıl şey dedi? Diyor. Buna nasıl diyor diye. Direkt kafa ona kayıyor. Lütfen bunu artık bir aşalım. Lütfen. Durdurun. Sizin yönünüzden bildiğim şeyi konuşamıyorum. Bakın. Yani she have desen ne olacak mesela? Hani söyledin diyelim. Hani çok basit bir hata yaptın. Hani ne olabilir? Ölüm yok ya ucunda yani. Hani konuşmak gerekiyor. Hiç söylemeyince hiç konuşmamış oluyorsun. Bir de bunu yaparken diğerleri var ya, diğer ülkedekiler hiç umursamıyor ya. Bir Hintli, bir Pakistanlı, bir İngilizce konuşuyor ya. Şaşırıyorsun ya, bu özgüven bizde yok diyorsun. Ama onlarda yok, öyle linçleme kültürü yok sanırım. Bence de yok. Yani kendini ifade edebildiği kadar çok iyi. Mesela Ukraynalılar çok bastıra bastıra Z yerine Z der mesela. Z ben anlamakta çok güçlük çekiyorum ama adam o kadar akışkan bir şekilde konuşuyor ki hani okey, bu adam İngilizce biliyor, ben bilmiyorum herhalde falan filan oluyorsun ama hani o aksan da girdiğinde aslında bizimki bence çok temiz. Hani aksan ne kadar olsa da, hani bu Türk aksanımız olsa da temiz bir şekilde anlaşılır konuşuyoruz. Biraz az konuşuyoruz. Onu işte yavaş yavaş
elemek yani onu elimine etmek gerekiyor. Bazen biraz da nasıl diyeyim TOEFL vermeye çalıştığımız oluyor ya. Triple causative formu böyle günlük konuşma dili içinde konuşmaya çalışıyorsun. Ya gerek de yok o kadar. Bizim en çok yaptığımız şeylerden biri bu. Türkiye'de tamamen eğitimi alıyoruz ve hep gramer, 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 gramer. Çok eğitim alınca da artık hani o grameri tam sağlamak gerekiyor diye düşünüyoruz. Hani speaking noktasında. Ve yok öyle bir şey yok yani. Adam 3 tane kelime söylüyor ve cümle çıkartmış gibi oluyor yani. Hani sadece vur butonlamayla bile aslında çözebiliyorsun. Tabii tabii bu zaten yanlış bilmiyorsam liselerde kompozisyonlar yazılıyor. Ve o kompozisyonlardaki o dil hataları bayağı uçuk. Ya yerlisi de hata yapıyorken bırakın biz de yapalım. Biz zahmet. O lüksü bize niye vermiyorsunuz? İngiliz hocam da vardı mesela Türkiye'de. O da diyordu ben IELTS'ten 9 alamıyorum. Hani girmiş. Adam girmiş deniyor yani. Hani İngilizce öğretmenliği de yapıyor. 9 alamıyor adam. 8 bandında falan aldım diyordu. TOEFL'da ya 117 ya 118 puan alıp üzülen bir arkadaşım var. Tebrik ederim. Neden? 120 değil ya. Büyük ihtimal Elizabeth 120 alamıyordur belki. Alamaz. O bile bir yerde yaşlılıktan bir de gerçi hayatını kaybetti ama o bile bir noktada bir küçük hata yapar. Ya bırak yap o kadar da sorun değil gibi. Yemek yok o kadar ihtiyacın da yok yani. Hani kendini neye kanırtmak derim ben buna artık. Yani niye kanırtıyorsun? Ay sen 7-7.5 al zaten bütün kapılar açılıyor. 8-9 ihtiyacın yok yani. 7.5 çok ideal bir skor. 7.5 her şeye yetiyor mesela. Ya yeter. Sizde de hocam mesela yurt dışına eğitime yolluyorsunuz. Büyük ihtimalle öncesinde o kişilerin İngilizcesini de yokluyorsunuzdur ne kadar bildiğine karşılık. Before after durumunuz vardır diye düşünüyorum. Aslında şöyle oluyor bizde. Biz ağırlıklı olarak hani dil eğitimini çok tercih ediyor öğrenciler. Bu dil eğitimi de aslında A0'dan C2'ye kadar herkese açık. Ama burada önemli olan nokta mesela bazı programlar var. Diyelim ki dijital pazarlama ve İngilizce, işletme İngilizcesi ya da işte havacılık İngilizcesi gibi böyle özel programlar var. Bu programlarda minimum B1 olman gerekiyor ki terminoloji dönecek onu anla. Onu anlamayacaksan bu ders sana uygun değil. Sen biraz daha temelden gel diyorlar. Hani o noktalarda sadece İngilizce seviyesine ihtiyacımız oluyor. Ama onun dışında A01'i de yurt dışına gidiyor. Dil eğitimini çatır çatır alıyor. Az önce dedim ya bilinçlenme olayı var. Çekincesi oluşuyor İngilizce konuşurken. Döndüğünde büyük ihtimalle daha umursamaz bir şekilde yani daha kendine özgüvenli, daha akıcı bir şekilde konuşuyorlardır. Mesela Türkiye'de bir yabancıyla konuşurken bile hani tam dediğin gibi aslında bir yanında bir Türk varsa konuşmam dediğin noktada artık hani bir yabancı bulsam da onunla konuşsam yani çünkü o eski öğrendiklerini rahat ettiği ortamı tekrar kendi kendine yaratabiliyor. Yani Türklerden çekinme çok kalmıyor bir yerden sonra. Ne olacak ki? Yurt dışında dil eğitimi alırken yanınızda Türk oluyor. Dil eğitimi alan kaç tane ülke var ihtiyacı olan? Rusya, işte Latin ülkeleri, Uzak Doğu ülkeleri, Türkiye ve hani MENA bölgesi dediğimiz Arap bölgeleri. Bu bölgeler zaten dil eğitimi almaya giden bölgeler. Sınıfta yine tek Türk işte 2 olur 3 olur belki yine Türkler olabiliyor. Bunların yanında da aslında birazcık aşmış oluyor. Biraz da öyle bir durum var. Kendi içlerinde de bir noktadan sonra o aşılıyor. Büyük ihtimal ilk gittiklerinde yine arkadaşlarına bakıp nasıl konuşuyor hani o öyle mi denir diyordur. Ama onun büyük ihtimal böyle ilk ayın sonlarında artık hafiften aşıldığını düşünüyorum. İlk ay biraz şey nedir onun adı fazla diyebilirim. Çünkü ben kendi adıma söyleyecek olursam benim bir haftaya ihtiyacım oluyor. Yurt dışına gittiğimde böyle tam açılma noktasında. Bir hafta böyle biraz tek tük hani Türkiye'den geldim mi hala İngilizcem biraz daha şey oldu falan filan modunda takılıyorum ama bir haftadan sonra direkt açılıyor. Ben bunu maksimum 2 hafta olarak düşünüyorum. Hadi bende bir haftaysa birinde de 2 haftadır. 2 haftadan sonra artık hani Türkmüş değilmiş yok şu varmış bu varmış ona takılmaya gerek kalmıyor. Bu sıfırdan gidenler nasıl oluyor? Mesela A1 gidiyor. O nasıl? O güzel cesaret bence. Hani A1 bu arada daha güzel öğreniyorlar. Onun güzel noktası o. Bizde böyle hani A1, B1, B2 gidiyoruz. Hani Türkiye'de B2, C1'e kadar böyle İngilizce kurslarında alıyoruz. A1 adam 3-4 tane kelime biliyor, 5 tane kelime biliyor, bir tane cümle kurabiliyor. Bunlar artık gidiyorlar ve temelden güzel olarak öğreniyorlar. Konuşa konuşa konuşmanın ritmiyle beraber cümle kurmayı da öğreniyorlar. Yani çok değişik bir etki yaratıyor. Hani böyle ana sınıfındaki öğrenciye dil öğretilir ya, tertemiz öğrenir çocuk kreşlerde falan filan böyle özel okullarda. Hani aynı etkiyle çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyor A1'dekiler. B2'deki gelişimden daha hızlı bir gelişim oluyor aslında. B2'deki biraz daha zorlanıyor. Türkiye'de farklı bir şeyler görmüş ama yurt dışına gidiyor.
A1 adam takır takır gidebiliyor mesela ama üstüne düşmesi gerekiyor tabii. Hem biraz da sanırım ilkte ana ihtiyacını öğrenerek ilerleyen bir süreci oluyor. Bazı özel okullar mesela ilkokullara artık native hocalar getiriyorlar. Onlar mesela direkt öğretiyor. Temeli direkt bir Türk hocadansa direkt o işin yerlisi, ana dili o kişi olanlar öğretiyor ve daha faydalı olduğunu söylüyor bazı kişiler. Bence de çok faydalı. Hani ana dil noktasında ya çünkü hiç burada yurt dışına çıkmamış İngilizce öğretmenlerinin öğrettiği İngilizce çok diplomatik ve kağıt üstünde kalıyor. Daha önceden yani burada şunu söylemem gerekiyor. O yurt dışına giden öğretmenler ya da native olan öğretmenler zaten hani artık o birebir ilişkileri kendileri kuruyorlar ve öğrenciyle de kurmaya çalışıyorlar. Hani onlar çok değerli. Native hocalar dediğimiz işte zaten hani yurt dışındaki dil okullarındaki hocalar da hepsi native hocalar olduğu için çok rahat o iletişimi kurmaya çalışırken aslında güzel tiyolar veriyor. Hani İngiliz mesela cheers'ı nerede kullanır bunu her noktasında anlatıyorlar yani. Ya bir de bazı durumlar hakkında 20 tane farklı durumu ifade eden terimler oluyor. Sokak ağzı özellikle. Evet. O konularda çok eksik kalıyoruz. Benim yani şu an mesela mailleşirken ancak konuşturabiliyorum İngilizcemi. Büyük ihtimalle beni işte Bursa'nın lordu sanıyorlardır yabancı konuştuklarım. Çünkü böyle triple causative formları konuşturuyorum. Böyle essay veriyorum o kişiyle mailleşirken. Yani o kadar hani abartıyoruz karşı taraftan hi geliyor mesela falan. Okay, got it falan yazıyor. Kapatıyor mesela konuyu. Hani adam gündelik konuşmaya döndürüyor. O çok sinir bozucu. Yani parmak o dikkat gösteriyor. Etmişim, yazmışım sana böyle best regards mı yazayım, best wishes mı yazayım, ne yazayım hani onların arasında dönerken biz adam bir cümle yazıyor, okey yazıyor, kapatıyor mesela. Hani mailleşme noktasında bile abartıyoruz bazında. Çok. Ama benimki mecbur. Günlük hayatta çok fazla İngilizce konuşamıyoruz mesela. Tamam, Kadıköy'de çok fazla yabancı var. Onlarla küçük küçük konuşabiliyoruz. Small talk denilen muhabbeti yapabiliyoruz. Ama hani bildiklerimi unutmamak için ben mailde biraz şov yapmam gerekiyor. Yoksa unuturum. Unutulabilen bir şey ya bu. Bence de öyle. O biraz sıkıntı. Eğitim seviyesi önemli mi? A0'dan C2'ye kadar hatta İngilizce öğretmenlerine kadar herkese eğitim açık yurt dışında. Ve hani burada gerçekten önemli değil. Hatta mümkünse A1'den başlamak çok çok değerli oluyor. İlk gittiğinizde yaşadığım bir kelime şoku. Düşüneyim hemen. Çok İngiltere'de özellikle çok cheers mate kullanılır. Teşekkür ederim ama you alright falan yaparlar mesela böyle. Hani ne cevap vereceğim abi ben buna? Hani you alright diyor. Bir de hani böyle kalın kalın konuşur hani İngilizler. Hani böyle ne kadar kalınsa üniversite çağındaki öğrencilerden bahsediyorum aslında. Ne kadar kalın konuşuyorsa o kadar popülaritesi de yükseliyor aslında orada. Biraz daha genizden getiriyorlar. O derece. O derece you alright mate falan yapıyor. Abi tamam bir WhatsApp de hani how are you de, merhaba de, bir şey de. Belki de birayı çok kaçırdı ve gaz yaptı. Yani gerçekten çocuk mesela bir sene yurtta tek konuşması you alright mate falan yapıyor böyle. Geçiştirdim yani hani I'm okay. Bir de falan. İnsanlarda bir de aynalama tekniği vardır. Bizim doğamızda olan bir şey. Taklit ederiz onu gelişmek için ya. Onu taklit eden kişiler de vardır. Mesela ilk gittiğinde en yanlış kişiyi seçip taklit eden, onun gibi konuşmaya çalışan, işte you alright diyen birileri çıkmıştır. Mutlaka. Yani hani o yapışıyor. Hani o gençlerin arasında popülariteden dolayı yapışıyor ve hani herkes artık hani birbirine you alright'la devam ediyor. Bence köken tamamen aynalamadır yani. Orada da şu oluyor mu peki? Bu İngilizler, biz Türkler mesela yabancılara küfür öğretmeye çalışıyoruz ya. İngilizler de aa bu yabancıymış deyip ilk de küfür öğretiyorlar mı? Bence küfür sözlükleri biraz zayıf. Hani Türklerinki kadar böyle müthiş bir sözlükleri yok yani. Hani 3-5 tane bildiğimiz o küfürlerden devam ediyorlar. Hani ekstra çok orijinal bir küfür duymadım yani ben şu zamana kadar. Türkiye'de o kadar orijinaller. Bazen diyorum bu nasıl bir hayal gücü. Yok benim hani yani İngiltere'de okudum. Ama İngiliz sayısı evet bir tık daha az kalıyor. Hani genelde uluslararası arkadaşlıklar ediniyoruz. Hintlisi oluyor, Pakistanlısı oluyor, işte Arap olur, Ukraynalı olur, hani Uzak Doğulu arkadaşlar olur. İngiliz sayısı bir tık daha az oluyor. Artık İngiltere eğitim turizmi yapıyor yani sonuçta. Bu eğitimi değerli ve bunu satıyor. Bütün dünyaya satıyor. Bütün dünyadan herkes geliyor ve hani tamamen bir kozmopolit bir ortam yani orası. Binlerce ırk var. Hiç hayatımda karşılaşmadığım Venezuelalı insan geliyor, bilmem ne geliyor. Orada artık hani tam İngiliz şey değil de
Artık dünyadan her esintiyi tadıyorsun yani. Bu şu oluyor mu? Ya ben anladığım Erasmus'a çok benziyor sistem aslında. Üniversitesiz hali gibi. Öğrenciler belli bir süre içinde orada bulunuyor. Hı. Oradaki etkinliklere katılıyorlar. Belli çeşitli etkinlikler de oluyor. Ve devamında bir yandan da işte farklı kültürlerle tanışıyorlar. Mesela bazı öğrencilerin şikayetleri falan da olmuştur veya yaşadığı bir kültür şoku olmuştur. Böyle bambaşka bir ülkeden bambaşka bir kültür çıkmıştır illa onların muhabbetleri. Tabii. Şimdi Erasmus'a benzer noktası evet benziyor. Mesela dil eğitimine dediğim gibi dünyadan herkes geliyor bir anda. Sabah mesela dil eğitimi alıyorlar. Ondan sonrasında okullar öğrencileri boş bırakmak istemiyor. Gelişimlerini devam etsin diye sürekli sosyal aktiviteler düzenliyorlar. Speed date yapıyorlar. Futbol etkinliği yapıyorlar. Ne bileyim tiyatroya götürüyorlar. Yok diyor şurada bir müze var. İşte Manchester'daysa işte bir galeriye götürüyorlar. İşte futbol müzesine götürüyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Maça gidiyorlar. Hani sürekli olarak bir etkileşim halinde tutmaya çalışıyorlar ki öğrencileri toplu olarak tutalım. Hani hep beraber o dil gelişimine devam etsinler. Bazıları dışa dönük olmadığı için hani dersi bitiyor, gidiyor evine. Evinden geliyor, bir sonraki gün geliyor derse, tekrar eve gidiyor. O zaman bir gelişim olmuyor. Çabalamak da gerekiyor şimdi. Evet. A2 gider, A2 dönebilir de o kişiler. Yani büyük, zor olabilir. Kadar. Olabilir yani. Yani hani o konuşmasını sadece ders içerisinde bırakırsa sıkıntı yaşar. O şehrin gece hayatına atılması gerekiyor. O şehrin işte yemek kültürüne atılması gerekiyor. Gittiği yerde mutlaka yaşantıya katılması lazım ki ondan sonrasında dil gelişsin. Yemek kültürü olarak ama İngiltere çok iyi değil gibi ama. Hiç değil. Yani hani İngiliz yemeği ne var diyeceğiz ama tüm dünya mutfaklarının en iyi restoranları da orada yani. Evet, şimdi İstanbul o konuda da çok avantajlı oldu. Bayağı bir mutfak görüyoruz Kadıköy'de özellikle. Keşke bir de pahalı olmasalar. Yapacak bir şey yok. Yani İngiltere'de de hani böyle çok klas restoranlar yine bir tık pahalı da her milletten insan olduğu için döner yediğimiz restoran gibi artık hani bütün uluslararası restoranları da bulabiliyor aslında öğrenciler. Çok faydalı oluyor o zaman yani. Birçok kültürü birden tanımış oluyor. Şöyle bir arkadaşımın başına bir şey gelmişti. Erasmus'ta gidiyor. O da arkadaşım yoksa bir arkadaş mı o kısmı tam hatırlamıyorum. Dubai'li petrol şehirlerinden birinin torunu çıkıyor çocuk. Ve bununla çok samimi oluyorlar. Dolar milyarderi yakın bir arkadaş ve bonkör bir çocuk. Her şey ondan değil mi? Var var yani hani Dubai'ye hatta girebiliriz de yavaş yavaş. Hani Dubai'li... Bana mı dedin yoksa? Ben okuyayım. Yani Dubai'li... Hani o petrol zengini falan filan hani o görünen taraflar da eğitim aslında İngiltere'de alabiliyor ya da işte kendi tarafında da artık Dubai'de de yavaş yavaş eğitim turizmi başladı ve hani şu an çok fazla öğrenci de tercih ediyor Dubai'yi de. Çok farklı insanlarla tanışmak garanti. Her milletten çok farklı insan. O yüzden hani net bir stereotype diyeceğiz hani bu noktada bir insan tiplemesi yok yani hani. Aslında bir yandan dünya vatandaşı oluyormuşsun gibi evet. Bir durum oluşuyor. Bu konuda Amerika biraz daha dünya vatandaşı olma özelliğini taşır ya her ülkeden insanı taşır içinde. Bu etkinlikler de biraz ona benziyor gibime geldi. Yani çok kişi var ve onların içinde sürekli bir kültür kaynaşması oluşuyor. Dediğiniz gibi sadece İngiliz yok orada. Fransız, Alman, Kamboçyalı belki Vietnam. Uzak kültürdeki kişiler de iç içe olduğu için daha farklı böyle dünyayı tanımış gibi bir durum oluşuyor o zaman. Kesinlikle öyle. Hani bir Ramazan bayramında gidiyorlar Ramazan bayramı etkinliği yapıyorlar. Paskalya'da Paskalya etkinliği. İşte ne bileyim Uzak Doğu'nun bir bayramı varsa Çinlerin yeni yılı diyelim. Hepsinin etkinliklerini yapıyorlar. Yani hani mesela o bayram denk geldi. Diyelim ki Türksün ve Müslümansın diyelim daha doğrusu. Gel bize anlat diyor. Ne yapıyorsunuz? Sizin işte ritüelleriniz neler? Orucu nasıl tutuyorsunuz? Gel bir sunum yap diyor mesela. Sürekli olarak sen kendi kültürünü anlatıyorsun. Karşı taraf kendi kültürünü anlatıyor. Böyle olunca da binlerce şey öğreniyorsunuz. Ben gittiğimde mesela bir Çinlinin senede mesela Çin'e 3 tane film gidiyormuş Hollywood'da. Ve onların da hepsinin tek tek redaksiyonu yapılıyormuş. Onların üzerinde o kadar oynanıyor ki hani hiçbir şey kalmıyormuş neredeyse filmde. Ondan sonra da Çin'deyken 3 tane film izleme hakları oluyormuş senede. Saçma sapan bir bilgi yani hani ne yaparsan yap da. Dışa kapatmaya çalışmalarını çok net görüyorsunuz. Mesela hoca soruyor en sevdiğin film ne? Hani herkes dünya filmlerinden bir şeyler seçerken kız orada mesela bir tane çizgi filmi seçmiş. Çin'de dönen bir kız balık oluyormuş, diğeri de bir balık oluyormuş. Onları anlatıyor mesela. Yani, şöyleleri de gidiyor mu mesela? Afrika'nın o kabile köyünden çıkan biri de gelebiliyor mu hiç? Öyle bir şey oldu mu acaba? Hiç denk gelmedim. O kadarına denk gelmedim. Dini ritüel soruyorsun, vudu büyüsü anlatıyor böyle. Kemikleri böyle koyunca bir şey oluyor. O kadarına denk gelmedim. Hani benim
eğitimde denk gelmedi. Hani herhangi bir öğrencimiz de anlatmadı öyle bir şey. Vardır diyeceğim yani. Hani o taraflardan da emin olamadım ya. Ben genelde böyle durumların absürt kısımlarını çok severim. Özellikle hani o çarpıcı noktalar orada olur ya. İşte o kabile dansçısı diyorum, büyücüsü. Çok ayrı bir hava katabilir işte. İğneyi şuradan sokunca aşık oluyor. Bilmiyorum yani. O kadar uç örnek denk gelmedi ama hani herkesin tabii farklı farklı dinler, farklı farklı kültürler olduğu için elbet bize de saçma gelen bir şeylerle karşılaşıyordur öğrenciler. Yani saçmalıktan ziyade işte absürt, durumlar evet. Benim için daha keyifli oluyor. Ben işim benim hikayeyi dinlemek ve bazılarını mesela aktarmak. Orada böyle çarpıcı hikayeler daha hoşuma gidiyor. Büyük ihtimal mesela sizin eğitimle birlikte ben 6 ay gidiyor olsam herhalde cebimde bir yaklaşık 50 tane hikayeyle dönerim. 10 yıllık hikaye çıkabilir. Gerçekten çıkabilir. Çok insan, çok hikaye. Dünyadan farklı insanlar çok çok farklı hikayeler çıkıyor aslında. Ya benim büyük ihtimal şöyle olur ama ya. Mesela İrlanda'yı yolladınız. Ben orada biraz fazla gece hayatına kaptırırım kendimi gibi. Ama orası da yani kaptırılmayacak gibi de değil yani. Hani şimdi İrlanda'nın gece hayatı gerçekten çok güzel ve eğlenmeyi çok biliyorlar. Pub kültürüyle beraber hani club kültürü de çok gelişmiş durumda şu anda. Dublin'de hani öğrenciler birazcık daha öğleden sonra eğitimi tercih etmeleri gerekiyor bence. Hani bundan dolayı yani gece 3'e 4'e kadar artık eğlence devam ettiği için sabah uyanmak birazcık zorlayıcı olabilir. Benim arkadaşım şu an İrlanda'da ve dil okulunda büyük ihtimalle storylerinden görüyoruz. Gece hayatı keyifli. İrlanda yani genç nüfusu var ve hani şu an dil eğitimiyle giden çok fazla bir göçmen nüfusu da oluşmaya başladı. Dil eğitimi orayı aslında birazcık da vize noktasında çok rahatlatıyor. 25 hafta dil eğitimi alıyor. Daha sonrasında 32 haftalık vize veriyor İrlanda. Bir yandan çalışıyor, bir yandan da dil eğitimi yapabiliyor. Böyle olunca da işte yaşam maliyetini karşılıyor öğrenci. İşte okul maliyetini çıkartıyor full time çalışma zamanında. Bunlar da gerçekleşirken bir de 2 kere daha uzatabiliyor bu programı. Yani totalde 2 sene dil eğitimi alabiliyor İrlanda'da. İrlanda Work and Study programıyla 2 sene dil eğitimi aldı. Çalıştı, orada parasını biriktirdi. Gece hayatına devam edebiliyor. Bütün hayatına devam edebiliyor. Sonra bir de şeyleri var. Bir de temp vizeleri var işte. Onlarla beraber de aslında orada sınırsız oturuma doğru gidiyor öğrenciler. İrlanda süreci o şekilde devam ediyor. Totalde 5 seneni ayırıyorsun ve İrlanda'da sınırsız oturum almış oluyorsun. Mülakatlarda hani özellikle mesela yurt dışına giden insanların hani o atılma, mesela insan kaynaklarındaki kişi de Türkiye'de eğitimini almış ve hani çat pat konuşurken bir anda özgüvenli girişi gördükten sonra çok da uzatmaz. Tamam der. Bunun İngilizcesi var der. Geçer mesela. Hani o özgüvenli girişi yapabilmek gerçekten değerli olur diye düşünüyorum. Tabii işe alım uzmanları özellikle zaten gün içinde çok fazla kişiyle ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Hatta geçenlerde bir tane bilgi düştü. İşte bir işe 1000 kişi başvurduğunda işe alımcılar en fazla onun 100 kişisine bakıyor. O 100 kişinin içinden bir o 1000 kişinin içinde 100 kişinin içine gireceksin. O 100 kişinin içinde de sıyrılan o 10 kişi içine gireceksin. Orada bazı şeylerini daha da sivriltmen gerekiyor özellikle. Evet, yani kendini her aşamada hani mesela o İngilizce noktasından bahsediyorsak eğer sadece İngilizce noktasında öyle bir özgüvenle giriş yapmak gerekiyor ki yani o mülakatlarda da ancak öne çıkabilirsin yani. Bizim işte de şuna benziyor durum. Özellikle komedyen kısmından söylüyorum. Eski gösterilerimi göstereyim. Sahneye adım atışım bile farklı. Şu an mesela sahneye böyle emin adımlarla değil mi? Evet. Yani ben yani sizi güldüreceğim diyerek geliyoruz mesela. güldürüyorsun. Amatör komedyen yürüyüşü, profesyonel komedyen yürüyüşü diye bir şey var o sahne içinde. Biz rahatız mesela. Yani gitgide profesyonelleşmişiz. Bu İngilizce'de de mesela o akıcı konuşma olarak dönüyor. Yani giriş işte tam olarak o adım atma. Yani hani ilk çıkan cümle senden ne olacak? Ona göre aslında şekilleniyor bütün konuşmada. Hani o ilk adımı sağlam atmak gerçekten değerli yani her noktada. Şunu merak ettim hocam bir de. O tarafta bir koçluk da devam ediyor mu peki? Mesela öğrencilerin bazıları bir yandan da eğlenmeye gittiği için kendini fazla kaptırıyor olabilir gibi. Yani o konuda koçluk derken bir ihtiyacı olduğunda danışabileceği. Aslında dil eğitimleri şu şekilde şekilleniyor. Şimdi biz Türkiye'deki bütün işte ilk başta öğrencinin hangi ülkeye ihtiyacı var, hangi ülkeye gidebilir, hangi programa gitmesi gerekir, hangi okulu seçmesi gerekir, güncel vize koşulları neler? Bunların hepsini bir harmanlarız. Yani bu öğrenci neler yapacak ilerleyen dönemde, ne istiyor?
Hani sadece orada yerleşmek mi istiyor, işte sadece dilini geliştirmek mi istiyor ya da işte orada iş mi bulmak istiyor, ne yapmak istiyor? Hani ona göre aslında bir program, bir okul tercihi yapıyoruz. Sonrasında öğrenci okula gittikten sonra okulda mutlaka onun için sosyal etkinlik düzenleyen birisi var. Konaklamasıyla ilgilenen birisi var. Akademik olarak onun gelişimiyle ilgilenen birisi var. Yani bu üç kişi gerçekten minimum her okulda bulunur. Bunun ötesinde işte öğrencilerle muhabbet edecek, hani böyle goy goy yapacak çalışanlar da olabiliyor. Hani sosyal aktivitelerine sürekli olarak dahil olan başka çalışanlar da olabiliyor. Sürekli olarak 7-24 bir de nedir onun adı? Acil durum hatları da oluyor ki herhangi bir problem yaşadıklarında her zaman ulaşabilsinler. Çünkü şu an mesela kendim gidecek olsam aklımda düşündüklerimden biri şu olur. Orada yalnız mıyım acaba? Asla değil. Yani bu, oradaki öğrenciler asla yalnız kalmıyor. Çünkü herkes onun gibi gelmiş. Herkes onun gibi dil geliştirmeye gelmiş. Yani bir amaç var. Bu amaç işte dili gerçekten geliştirmek isteyen öğrencilerden oluşuyor. Ya da bir yandan çalışıp bir yandan dilini geliştirmek isteyen öğrenciler oluyor. Ya da bir şekilde orada hani ben bir kapak atayımcılar var. Yani hani onlar da var. Hani yok değil sonuçta. Bunların hepsi aslında bir harmanlanıyor ve kendin gibi birilerini bulmak çok kolay aslında. Bir de şunu çok merak ettim. Mesela öğrenciyi yolladınız, gelmeyenler oluyor mu? Nadir. İletişimi kesen öğrenciyle hani bizim yapabileceğimiz bir şey olmuyor tabii ki hani. Okullar bu noktada birazcık daha o ilerleyen noktalardaki iletişime devam ediyor. Hani öğrenciden haber alamıyoruz diye bize soruyor. Biz ailelerine soruyoruz, ne oldu, ne bitti diye soruyoruz. Her zaman en iyisi olmak zorunda değil. Öğrenci işte telefonunu kaybetmiş, bir şeyler olmuş, yolunu kaybetmiş olabilir. Hani bunların hepsi gerçekleşebiliyor. Ama gidip dönmeyen hani böyle iltica gibi bir şeyle şu anlık karşılaşmadık. Ama karşılaşmayacağız anlamına da gelmiyor. Yani hani aslında hani olabilir, yapabilirler ama bunu da yaptırımları tabii ki bizde değil. Tamamen kendi konsoloslukların işte otoritelerin kararı olmuş oluyor. İnternette bunun goy goyu çok döner ya. İşte gideyim de kaçayım, pompacı olurum bir süre, saklanırım vesaire. İşte olabiliyor. Yani yapan öğrenciler var mı? Var. Hani sektörden duyduğumuz da var. Hani o öğrenciler gerçekten teşvik edemem. Hani öyle bir şey zaten ben hani diyorum çocuklar kaç. Sakın yani hani yapmayın. Yaparsanız da aslında hani bu güncel vize durumları neden oynuyor? İşte bu iltica sayıları artıyor. Bilmem neler artıyor. Gitmek hakkı olan insanlara da vize reddi alma durumları da bundan oluşuyor aslında. Hani yoksa her başvuran gitti ve gerçekten eğitimini aldı ve döndü olsaydı hani böyle bir vize sıkıntısı yaşamıyor olurdu. Türkiye'nin vize sıkıntıları şu dönemde özellikle bundan kaynaklı olmaya başladı. Ama zaten şunu görüyorum bir de düşünce olarak belki de yanlışımdır ama zaten orada taşları doğru oynarsan daha uzun süre kalıcı olabiliyorsun. Evet, evet kesinlikle yani, öyle. Dilini iyi geliştirme durumunda, çalışma durumunda, aynen. O gittiğiniz bölgede faydalı biri olursanız zaten bu tarz şeylere her ihtiyacınız noktada, olmuyor. Her noktada, yani tam olarak dediğin gibi aslında dilini geliştirdiysen, mesela Türkiye'de yaptığın CV'ni geliştirdiysen, işte güzel bir okulda okuduysan, işte belli başlı mesleklerdeysen, hani illa güzel bir okulda okumak gerekmiyor. Hani mavi yakalı olarak da belli başlı mesleklerde çok iyi yerlere gelmiş olabilirsin. İşte burada kendini kanıtladıysan bir şekilde sadece dilini geliştirerek de çok güzel işlere kapak atabiliyor öğrenciler. Hani gidiyor Google'da çalışmaya başlıyor. Bakıyoruz hani. Tebrikler. Bu konuda en kötü bizimki. Hiçbir kabulümüz yok. Şimdi komedyenin bir karşılığı yok. Karikatüristin bir karşılığı yok. Animasyon yapmanın da yine bir karşılığı yok. Şey gibiyiz böyle bir yere vize başvurusunda bulunacağım zaman resmi bir bakışta ben oraya gidip kaçacakmışım gibi duruyorum. Döneceğine inanmadım direkt. Asla inanmıyorlar hani asla. Evet. O tarz hani böyle şundan bahsetmek gerekiyor. Vize koşullarını yerine getirebiliyor olmak gerekiyor. Hani ona göre aslında biraz ülke seçiliyor. Bu noktada en iyisi Dubai. Sadece eğitim parasını veriyorsun ve gidiyorsun. O da şu an için. Bugün var, yarın yok. Şu an Türkiye ile ilişkisi güzel. Alıyor. Eyvallah diyoruz. Biz de mümkün olduğunca hani dilini geliştirmek ve bir yandan da çalışmak isteyen öğrencileri Dubai'ye yönlendiriyoruz. Çünkü çok güzel bir alan açıldı orada. Hani herkes göçmen. Para var ortada. O para, çok fazla bir para var ve çok fazla da insan iş gücüne ihtiyaç var. Bugünün koşullarında bir garsonun İngiltere'ye çalışma vizesiyle gitmesi çok zor. Herhangi bir meslekten İngiltere alırken şunu yapıyor. Bir mühendisi değerlendirirken bu mühendisin eşdeğeri bende var mı yok mu? Önce ona bakar. Onun eşdeğeri olmadığını kanıtlar. Sonra vergi yükümlülükleriyle o çalışanı alır. Ama Dubai'de öyle bir şey yok. Herkes gelsin, ben de çalışsın. Beklenti o.
Aa, çok mantıklı ilerletmişler. Benim arkadaşım mesela o şekilde Dubai'ye gitti. Ve orada bir süre yaşadı böyle. Sanırım bir ara valelik yaptı galiba. Çok lüks arabalardan ya da uyuşturucu falan kaçakçılığına başladı. Tam emin değilim. Belli olabilir. Belki kriptodan dolandırıcı vurgunluğu yaptı mesela. Şöyle biz mesela bir tane öğrencimiz var. Çok değişik bir hikayesi var onun da. Mesela A1 seviyeyle, gerçekten A1 seviyeyle bir aylık dil eğitimine gitti. Hiç çalışma izni falan da yoktu orada. A1 seviyeyle gittiği gün 9 tane işe başvuruyor. 5'inden geri dönüş alıyor. Gittiği gün alıyor yani neredeyse bütün dönüşleri. Sonra yavaş yavaş mülakatlara giriyor. Bir hafta içerisinde de artık hani dil eğitimini falan bırakıyor. Bir işe giriyor. Yaptığı işte şu. Rolex dağıtıyor. Rolex'i Lamborghini, Ferrari, Porsche bu tarz arabalarla beraber dağıtıyor. Ve Türkiye'ye git gel yapıyor. Çok değişik bir hayat. Yani hani ve burada avantajı ne? Öğrencinin Türk olması. Belki de içinde bu arada uyuşturucu da olabilir o şeyin. O kadarını bilemem. Gerçekten bilemem. Sallayınca beyaz toz çıkıyor içinden. Gerçekten bilemem. Hani ne iş yapıyorsun? Hani her gün sonuçta Lamborghini'ye biniyor, storyler atıyor. Biz de merak ettik. Sorduk. Dedi ki ben Rolex dağıtıyorum. Okey dedik yani. Tebrik ederim. Çok güzel iş yani. Hani kazancı falan da güzel. Hani çocuk hani hayal ettiği, herkesin hayali olan arabalara gündelik olarak binmeye başlıyor aslında. O lükse alışma noktası tam olarak bu. Benim mesela organizasyondaki lükse alışma noktasında Dubai'de hani böyle sokaklarda Ferrari kiralanıyor. Ve bunların da valiye de ihtiyacı var, bilmem neye de ihtiyacı var. Gerçekten çok standart bir araba. Hani Ferrari'sidir, Bentley olsun, bilmem ne olsun. Marka veriyorum ama hani zaten. YouTube'dayız. Yani bu araçlara da alışılınıyor. Ondan sonra güzel restorana da alışılınıyor. Hani her noktada alışılınıyor. Bunları söylüyorum ama pahalı olarak da algılanmasını da istemem. Gerçekten istemem. İstanbul'da da bu araçlar var. Dubai'de daha fazla var. Ama İstanbul'da asgari ücretle geçinen var. 100 bin, 200 bin lira maaşla geçinen de var. Tamamen bütün yaşantı kendine kalmış bir şey. Tamam. Asgari ücretle de geçinebilirsin. Hani rahat bir şekilde orada geçinebiliyor öğrenciler. Yani İstanbul'dan bence daha uygun bir şehir Dubai. Zaten şöyle bir olay oldu yakın dönemde. Ruslar Antalya'yı pahalı olduğu için bırakıp Dubai'ye göç etmeye başladılar. Gerçekten hani Türkiye'de bu enflasyonun dozu kaçtığı için neyin ne olduğunu da anlamıyoruz. Gidince anlaşılıyor. Hani orada market maliyetleri haftalık hani 150 dolara mesela halledebilirsin. Rahat bir şekilde halledersin. Hani 100-150 dolara hallettiğin maliyeti burada yapabilir misin emin değilim. Gerçekten zor. Şunu söylemem gerekiyor. Her bütçeye göre bir yaşam tarzı var Dubai'de de. Rahat bir yaşam tarzı var. Göz de alışıyor bir yerden sonra artık. Onun doyumu da farklı bir şey bence. Bir de Dubai'nin şöyle bir avantajı vardır diye düşünüyorum. Çok fazla Türk var orada. Çok ve bağlantılar daha kolay kurulabiliyor. Evet. Yani Dubai'ye giden biri orada kalma şansı büyük ihtimal İngiltere, İrlanda'ya gidenden daha yüksektir. Kesinlikle öyle. Yani İrlanda için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Orada da kalmak kolay oluyor. Ama İngiltere'ye gidene göre çok çok daha fazla. Amerika'ya gidene göre çok çok daha fazla. Yani çünkü Dubai'de tam bahsettiğim nokta şu. Bir garsonu sadece garson olarak işe alıp oturum verebiliyor işveren. Ve bunu 1000 dolara yapıyor. İngiltere'de bu 60 bin pound falan hani her sene ödemesi gereken bir şey. Ama bir işveren düşünün hani 1000 dolara onu çok rahat bir şekilde alabiliyor. Dolayısıyla buradaki en önemli şey İngilizce ne kadar iyi. Oraya yerleşmek istiyorsan oradaki dil İngilizce ve buna adapte olacaksın. Herkes göçmen. Göçmen kültürü çok güzel oturmuş. Fıkıh kurallar var. Güvenilir bir ülke. Kolay bir şekilde oturum veren bir ülke. Ve bunu değerlendirmek gerekiyor gerçekten. Tabii ki bir yandan da kültürel bir faaliyet. Yani şu an daha çok sanki kalma üzerine konuşuyormuşuz gibi oldu ama. Gibi oldu. Döndüğünde mesela çeşitliliğin sende bıraktığı iz çok oluyor. Tabii bunun bir de iş hayatına dair de yansımaları vardır. Mesela bizim o bahsettiğim Arap şeyhinin torunuyla yakın arkadaş olan arkadaş bir dönem sonra mesela iş hayatına girdiğinde o çocuğun İstanbul'daki şubeleriyle ilgilenmeye başladı ve şu an bayağı hoş bir geliri var. Sırf bu kontağından kaynaklı. Dubai'de de kontak bolluğu vardır diye düşünüyorum. Kontak bolluğu var çünkü hani bu ikili ilişkilerin iyiliği olsun ondan sonra vergi cenneti olmasından dolayı yani Türk şirketleri de artık oraya doğru kayıyor. Türk olmanın büyük bir avantajı var. Türk olmanın yanı sıra bir de İngilizceyi geliştirmek gerekiyor. Oradaki en büyük kriter bu. Asgari ücret diye bir şey yok. Sınırsız. En düşük 5 dolara da çalışabilirsin belki. 50 dolara da çalışabilirsin saatlik olarak. Tabii dirhem cinsinden söylemek gerekiyor ama bunun bir sınırı yok. Tamamen kişiye bağlı olarak değişen bir maaş skalasından bahsediyoruz. Ne değiştiriyor maaşı? CV ve İngilizce. Başka bir şey değil. Bu ikisi olduktan sonra orada yaşamamak için hiçbir sebep yok. Yani faydalı duruyor. Başka hangi ülkeler var hocam sizde? Ağırlıklı olarak işte İngiltere, İrlanda, Malta, Dubai,
Almanya, Kanada, Amerika, Avustralya, bu ülkeler aslında en çok revaç gören ülkeler oluyor. İngilizce konuşulan ülkeler aslında en ağırlıklı öğrencilerin gitmek istediği ülkeler oluyor. Yani yine de mesela Avustralya'ya gitmem için bana para vermeniz gerekiyor. Ben orada gördüğüm böcekleri oyunlarda boss diye kesiyordum. Yani. Ben de aynı şekilde. Yani hani o korkutucu hayat gerçekten ya çok korkutucu. Yani tuvaletten çıkan o böcekler olsun, yılanlar olsun, hani timsah yolun orada, timsah var mı orada emin değilim de. Vardır, kesin vardır yani. Hani şu bu kadar ejderha, bilmem ne, kertenkelesi komodolar falan. Komodolar var. Hani çok garip bir hayat. Hani öğrenciler seviyor. Orada da güzel bir şey var aslında. Hani Türk yoğunluğu da aslında oluşmuş durumda. Yani Türklerin birbirine yardımcı olma durumu var ama o kadar uzak ülkeler, Amerika, Kanada, Avustralya ülkelerini ben gerçekten kendi adıma tercih etmem. Çünkü Türkiye ile bütün bağı koparmak gerekiyor. İşte çok bilmediğimiz bir iklim. Yemek olarak zaten hani çok bir yakınlığımız yok. Ondan dolayı da belli başlı sıkıntılar olabiliyor. En büyük problem ama ilk söylediğim, iletişimi Türkiye ile kesmek gerekiyor. O saat farkı gerçekten çok etkiliyor. Çok farklıdır ya. Bir de yazın kışın da farklı ya. Evet. Sıcaklık desen, okuduğum kitaplardan hatırlıyorum, çok yüksek sıcaklıklara çıkıyormuş Avustralya özellikle. Şöyle böcek var, yolda yürürken bir kanguru dövebilir. Evet, o da var yani. Hani Esenyurt'a benziyor, o yüzden Esenyurtlular Avustralya'yı tercih edebilir. Orada da oranın kanguruları dövüyor adam. Olabilir, olabilir. Yani hani şey videolarını falan izliyorum, böyle köpeğini gezdiriyor adam, kanguru alıyor, boğmaya çalışıyor falan yani. Hani çok garip bir yaşam. Ölmeden önce yapmak istediklerim listemde kanguru dövmek var. Güzel bir boks maçı mı gerekiyor? Büyük ihtimal çok sağlam dövebilirmiş beni. Çok sağlam bir tekme atıyormuş onlar. Ama deneyeceğim. Bu biraz yolda korkutucu geliyor bana. Gerçekten korkutucu geliyor. Ama daha ne kadar, ne yapabilirsin ki bu hayatta? Bir kanguruyla kavga etmenin ötesinde. Kanguruyu görürsem döverim büyük ihtimal. Kangurular benden uzak durur. İzlediğim videolar belki tatlı hayvanlardır ama benim izlediklerim genelde o kavga dövüşü olanlar. Tehlikeli hissedince saldırganlaşabiliyorlarmış. Ama onun dışında böyle biraz daha yakınlar. Yani kendini sevdiğinde sana o kadar saldırgan boyutta değiller. Hatta korumacı davranabiliyorlarmış diye okumuştum bir yerde. Ama tabii hiç görmediğim için net bunu yapar diyemiyorum. Bunun yaşı var mı hocam? Bunun yaşı şöyle var. Şimdi belli başlı programların kriterleri olabiliyor. Mesela diyelim ki çalışma izni bir programa gidecekse, dil eğitimi için konuşuyorum burada, Work and Study programında. Nerede bunlar? İrlanda, Malta ve Dubai. Bunlara gidecek ve çalışma izni istiyorsa 18 yaşının üzerinde olması gerekiyor öğrencinin. Onun dışında başka bir koşul aramıyor. Peki mesela daha genç yaşlarda gitmek istiyorum ya da çocuğumu yollayacağım diyenler için ise 13 yaşından itibaren aslında böyle yaz kamplarına birazcık daha gidebiliyorlar. 16 yaşından itibaren artık daha uzun dönemli gitmeye başlıyorlar. Bir de tam tersi taraftan var. İşte emekliler için programlar oluyor. 30 yaş üzeri için programlar oluyor. Hani biraz daha network yapmak isteyen 30 yaşındaki İngilizcesi hani beyaz yaka olan öğrenciler hem network yapıyor hem İngilizcesini geliştiriyor. 30 yaşın üzerinde böyle küçük sınıflar içerisinde kendi gibi işte İsviçre'den gelmiş, Japonya'dan gelmiş böyle bir sınıf içerisinde hem network yapıyor hem İngilizcesini geliştiriyor. 50 yaşındaki emekliler de beraber buluşuyor, hep beraber geziyorlar hem dil eğitimi alıyorlar. Bu tarz belli özel programlarda yaş sınırı oluyor ya da dediğim gibi işte çalışma izni istiyorsa 18 yaşının üzerinde olması gerekiyor. Dersler sıkıcı mı ilerliyor peki? Hiç sanmıyorum. Yani benim kendi tecrübelerimde de hiç sıkıcı değildi. Mesela İrlanda'dayken şey vardı, zombinin şey kim bilmiyorum ama, söyleyeni kimdi bilmiyorum ama. Cranberries. Cranberries. Zombies. Aynen, aynen o. Ama onu söyleyemem şu an. Yorumlarda düzeltirler. Mesela o zaman İrlanda'nın bağımsızlık savaşı dönemiydi. Bütün gün onun üzerine konuşmuştuk, şu an adını hatırlamadım sanatçının ama. Bütün gün o şarkıyı dinleyerek mesela sürekli olarak hikayeler üzerinden, oranın tarihi üzerinden ders dönüyordu. Ve hani keyifli bir ders, oranın aslında biraz daha kültürünü öğretiyorlar sana. Onun dışında sürekli olarak kültürler üzerinden ilerleniyor aslında. Ve farklı şeyler öğreniyorsun. Hani İrlanda'nın o savaşında ne olmuş, ne bitmiş hepsini öğretiyor sana. İşte Osmanlı yardım etmiş de bilmem ne olmuş da falan hani o dönemleri de anlatıyorlar. Hani hem ülkenin kültürünü öğretiyorlar hem de eğer mesela öğrencinin ihtiyacı IELTS'e, IELTS'e yönelik de okuma çalışması, işte dinleme çalışması, yazma çalışması ekstra olarak verilebiliyor. Hani burada tamamen öğrencinin tercihi, istenilen program ve hani nasıl olması gerektiği ile alakalı değişik. Yani birkaç program var anladım. Tabii ki.
Bir de sanırım bu okullardaki, üniversitelerdeki hazırlık sınıflarına benziyor sanırım alınan İngilizce. Peki onlar kadar yoğun oluyor mu? Mesela bir haftanın 5 günü sabah 8 akşam 5 mi oluyor? Şöyle, 5 gün garanti. 5 gün garanti gitmek zorunda öğrenciler ve hani buralarda da devamsızlık zorunluluğumuz var, yani devam zorunluluğu var. %85 ortalama olarak konuşacağım. Bütün ülkeler için farklılık gösterebiliyor. Ama %85 devam zorunluluğu var. 5 gün boyunca devam etmek zorunda. Yani 5 gün boyunca devam eder kurs. Ve seçtiği program sabah olabilir, öğleden sonra olabilir, akşam olabilir. Ya da bu ikisinin kombinasyonu olabilir. Öğleden sonra akşamı birleştirebilir, sabahla öğleden sonrayı birleştirebilir. Hani günde maksimum 6 saate kadar aslında çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Ama daha burada hafif da tempolar vardır. Hafif tempolar. Günde 3 saat, 3,5 saatlik programlar aslında en çok tercih ediliyor. Çünkü hani hem dersi alıyor, yani İngilizce onun için hızlı halledilmesi gereken bir şeydense hem dersimi alayım hem sosyal yaşantıda birazcık daha geliştireyim diyen insanlar genellikle bu genel İngilizce dediğimiz programları tercih ediyor. Ama bir sınav uğruna giden öğrenciler de hani yarı yoğun ya da yoğun programları tercih edebiliyorlar. Ben 6 saat daha alırım. Büyük ihtimalle onun 3 saati uyurum. İşte sınıfta mesela hayat vermek gerekiyorsa Türkiye'ye döndüğünde ya da oradayken vermesi gerekiyorsa o zaman başka yapacak bir şey yok. Hani sosyal yaşantıdaki o trash talk dediğimiz şeydense dersteki o şeye daha çok ihtiyacı var. O gramere daha çok ihtiyacı var. Writing skill'lerine daha çok ihtiyacı var. O zaman 6 saat alacak, 8 saat alacak. Yani kısaca bu okullardaki hazırlık sınıflarına benziyor. Aslında benziyor. Hazırlık sınıfınızı yurt dışına taşımak gibi. Aynen öyle. Ekstra deneyimli hali olarak düşünebiliriz. Onun dışında herkes işte farklı milletlerden gelmesiyle beraber sürekli olarak konuşmanın daha hakim olduğu bir program olarak düşünebiliriz yurt dışındaki dil eğitimi. Şöyle bir şey oluyor o zaman. Zaten orada eğitim seviyesi yükseldiği için Türkiye'deki birçok üniversitenin hazırlık sınıfının üzerinde bir eğitimle geri dönmüş oluyorlar. Zaten o eğitimi açtığında hazırlık sınıfını atlayabiliyorsun. Belki Boğaziçi'ni, işte belki ODTÜ'yü geçmek biraz zor olabilir. Ama mesela yurt dışında 3 ay kalmak bir Marmara Üniversitesi'nin İngilizce sınavını geçmeye çok rahat sağlar. Şunu yapan çok öğrenci var. Kesinlikle sağlar. ODTÜ'yü de sağlar, Boğaziçi'yi de sağlar. Ona geleceğim ama mesela şu an özel üniversitelerin fiyatlarının artmasından dolayı bir sene boyunca yurt dışına gidiyor öğrenci. Hazırlığını yurt dışındaki dil eğitiminden alıyor. Bir yandan çalışıyor. Özellikle work and study'leri tercih ediyorlar. Bir yandan çalışıyor, bir yandan dilini geliştiriyor. En sonunda bir de IELTS'e giriyor. IELTS'ini 6,5 veriyor. Zaten bütün üniversiteler 6,5 yetiyor. Ondan sonra bir sene o hazırlığa ödeyeceği parayı geliyor. Hem çıkarttığı oradan para çıkartıyor, hem yurt dışını karşılamış oluyor. Değişik tecrübelerle aslında yani üniversiteye başlamış oluyor. Onu oradan bir şekilde hallediyor. Çok güzel amorti edebiliyorlar. O artan fiyatlardan dolayı bile tercih eden çok fazla öğrenci var. Bir senelik uzun kursları tercih ediyorlar. Yani yapacak olsam ben bu şekilde yapardım mesela. Bir okulun hazırlık sürecinin o sıkıcılığını burada yaşamaktansa orada yaşarım. Akşamları da bir yandan farklı kültürel etkinliklere girerim. Bazı öğrenciler de sanırım şey yapabiliyordur. Orada güzel bir iş bulup bu kurs masrafını hem çıkartıyor hem oradaki yaşam maliyetini çıkartabiliyor. Ekstradan bir para vermemiş oluyor. Oluyor. Şimdi ilk başta sadece gitmeden önce eğitim masraflarını karşılaması gerekiyor öğrencilerin. Her ülke için geçerli bu. Eğitim ücretini ödedikten sonrasında bir aylıkta mesela bir konaklama parası diyelim. Hani iş bulana kadar geçen bir süredeki o konaklama parasını ödedikten sonra iş bulanlar, o bir ay içerisinde iş bulanlar zaten konaklamayı çok rahat bir şekilde hallediyor. İşte yeme içmesini hallediyor, sosyal yaşantısını hallediyor. Eğer güzel bir iş bulduysa, hani güzel bir yerde böyle ofis içine girdi, bir şeyler yapıyor. Hani kendi mühendisliği var, işte başka uzmanlığı var diyelim. O tarz part-time bir iş bulduğu takdirde bir sonraki eğitimini de çıkartabiliyor. Tamamen kişide bitiyor bu iş. Tabii biraz daha atılgan biri bu konularda bayağı iyi geri dönüşler alır. Şöyle bir şey de konuşmuştuk bir ara hocam. Vize konusunda da bir yardım kısmı oluşuyor sanırım. Tabii. Yani bu sürecin nasıl işlediği, işte vize alma işini rahatlatabilecek tavsiyeler diyorlar. Konuşmanın başında özellikle kayıt dışı konuşmada ayda şu dönemlerde 150-200 öğrenciye çıkıyormuşsunuz. Evet. Bazı dönemler daha da fazla ulaşıyormuş. Yaz döneminde özellikle tercih eden öğrenciler olduğu için. Üniversite öğrencileri yaz döneminde genellikle tercih ettiği için ya da lise öğrencileri, evet, yazın daha fazla öğrenci gidiyor. Şimdi aslında bu vize noktasında da şöyle bir şey var. İlk başta öğrencinin bir geçmişini öğrenirsin. Hani neler yaptığı, banka geçmişi nasıl, işte şu anda neler yapıyor, amacı ne? Bunların hepsini öğreniriz. Daha sonrasında ona uygun zaten bir ülke tercihinde bulunması gerekiyor. Çünkü her ülkenin de vize koşulları sürekli olarak değişiyor ve bunları hep takip etmek zorundayız. Bugün der ki bir ülke,
7.000 euro hesabında durması gerekir o okul maliyetlerinin dışında. Yarın der ki 20.000 euro. Bunların hepsini bizim takip ediyor olmamız lazım. Çünkü öğrenci ona uygun mu değil mi? Bu noktalarda her zaman onun için bakıyoruz ve öğrencinin de vize dosyasını hazırlama noktasında yardımcı oluyoruz. Bizim bunun için bir vize departmanımız var ve vize departmanındaki danışmanlar da öğrencinin neye ihtiyacı varsa, hangi belgeye ihtiyacı varsa, hangi koşulu nasıl daha iyileştirebilir, o niyet mektubu nasıl yazılır, bunların hepsi noktasında öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Bir de ayrıyeten yapay zeka desteği. Evet, yapay zeka ile de aslında öğrencilerimizin vize sonucunu önceden öğrencilerimizle paylaşabiliyoruz. Hani bizim web sitemize girdiklerinde form doldurduktan sonrasında bir test gelir karşılarına öğrencilerin. Hani yüzde kaç ihtimalle vizeyi alacakları öğrencilerle paylaşılır. Ve bu noktada da hani orada ben %50 görüyorum, ben %70 görüyorum. Evet, bunlar sizin şu zamana kadar elimizdeki datasetten oluşturduğumuz vize alma oranınız. Hani %90 diye %100 alacaksınız anlamına gelmiyor ama %90 çok güzel bir oran mesela. Öyle kolay kolay herkese %90 da çıkmaz. %50 diye de bütün enseyi karartmaya gerek yok. %50 ihtimal iyi tarafından bakarsak iyi ama kötü taraftan bakarsak da %56 çıktı diye mi %44'lük de red alma ihtimalin var ve bunu da bil. Çünkü bir tercih yapıyorsun, %44 ihtimalle de başarısız olma ihtimalin var senin burada. Peki yaklaşıyor mu o oran? Yaklaşıyor. Yapay zeka, gerçekten. Besleye besleye ilerlemiş bir süreçti. Büyük ihtimal datalarda bayağı bir veri vardır. Evet. Yaklaşık 18 bin küsür veriden bir altyapı var. Bayağı yani hani orada güzel bir altyapımız var. Şunu söylemem gerekiyor. Mesela %90'lık %90'la %100 arasındaki öğrencilerin gerçekten 10'da 9'u vize alıyor. %70 ile 80 arasındaki 70'lerin 10'da 7'si gerçekten %70'i gerçekten vize alıyor. Hani bu tam olarak o anlama çıkıyor. Burada öğrenciler bazen kendi puanlarını yükseltmek için bazı değişik yanıltıcı hamlelerde bulunabiliyor. Hani benim puanım daha yüksek gözüksün diye oradaki işte formun içerisindeki bilgileri yanlış verebiliyorlar. Hani bazen öyle şeyler de yaşıyoruz ama orada ne kadar dürüst olursak o kadar iyi çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Ben kendim için düşündüm mesela yüzde kaç çıkar diye. Çözelim. O moral bozukluğunu yaşamak istemiyorum. Yaptığım işlerin çünkü kağıt üstünde bir karşılığı yok. Böyle resmi makamlarca. Büyük ihtimal böyle olsun be diyecek yapay zeka. Olsun, seni yollayalım. Yine de yollayalım. Başka yolları düşün. Bak sınırlar var. Yok canım, her zaman bir seçenek vardır. Yani o da şu an için Dubai yapsın. Onu söyleyeyim. Anca Dubai'ye gidebiliyorum galiba. Ya anca Dubai değil bence... Gerçekten güzel bir seçenek. Hani çoğu ülkenin verdiği her şeyi veriyor. Diğer ülkelerden hiçbir farkı yok. Ekspatlar ülkesi şu anda. Yani New York neyse hani o New York'taki o karmaşa, o nüfus karmaşası işte farklı millet durumu Dubai'de de var. Adamlar güzel yönetiyor. Temiz, güvenli, İngilizce konuşuluyor. Fırsatlara çok açık. Yani başka ne sayabilirim bilmiyorum. Başka bir ülkeden ne beklenti var? Eğlence hayatı gelişiyor. Güzel bence bu arada. Hani fena değil. Bunların hepsi olduğu takdirde zaten olmaması için bir sebep yok. İngiltere yapan nedir? Biraz daha kültürel yapısı. Dubai'de birazcık daha yenilikçi duruşu aslında. Tabii zaman içinde daha da gelişir. Ama yine de mesela sadece bana Dubai seçeneği çıkıyor galiba. Yani o aslında değişir yani. Hani bu vize testine de bağlı birazcık. Hani beklentilere de bağlı. Ne bekliyoruz mesela? Başvuruyorum ve diyor ki yapay zeka bana %100 İngiltere desin. Orada artık bir hayatıma yeni bir acaba gelir böyle. Acaba demez. Gelsem. %100 demez. Hani demez yani. Her zaman bir şey bırakır içinde. O kadar mı kötü benim durum? Yok yani kimseye demez. %100 diye bir oran yok. Veremeyiz. Her zaman için bir memur hatası diye bir pay vardır yani. Hani memur da hata yapabilir. Senin dosyanı yanlış okuyabilir. Hani bu tamamen vize durumu tamamen öğrencinin dosyasıyla ve okuyan memurla alakası var. Hani yapay zeka sana kaç diyorsa desin. Çok bir önemi yok. Ama vize dosyan güzel hazırlandı ve işte her şey kitabına göre yapıldıysa artık vize memuruna kalıyor. Vize memurunun da günü güzelse, güzel geçtiyse, problem çıkartmayacak bir gündeyse, her şey de kitabına uygunsa vizeni alırsın. Ama onun günü kötü geçmiş olabilir, görmemiş olabilir dosyanı. Koyduğun halde görmeyip vize reddi aldığın durumlar olabiliyor. Bunlar da insan eli değiyor sonuçta. O yüzden de birazcık şey... O taraflar böyle diken üstünde mi diyelim? Hani aslında hani çok rahat vize alabilecek öğrencilerin de dosyalarını yakan vize memurlarını da biliyoruz yani. Tabii bazı ülkeler öncesinden vizeyi onaylattırıyor. Önce okula kayıt yaptır, sonra vizeni veririz diyor ve vize iptal olursa o kayıt parası geri döndürülüyor. Ve sanırım bu sefer öğrenciye daha mümkün olan
ülkeye göndermek için? Şöyle aslında sürecimiz. Hani bazı ülkelerde önce vizeni al, sonra okul parasını öde diyebiliyoruz. Bazı ülkelerin de politikalarında önce okul paranı öde, hatta bazılarında konaklama paranı da öde diyor. Bütün kalacağın süre boyunca konaklama paranı da öde. Daha sonrasından gel bana vizeye başvur diyor. Zaten verdin, verdiğin halinle ben senin dosyana bir bakayım. Yani senin maddi durumun oradaki yaşantını karşılayacak mı, karşılamayacak mı? Ne yaptın, ne ettin? Hepsini o zaman incelemek istiyor. Eğer vizeni red verirse okullar da zaten iadesini yapıyor bu koşullar altında. Ama bazı okullar, bazı ülkeler var ki hani parayı ödemeye gerek yok. Sadece önden bir kayıt yapılıyor. O kayıtla beraber gelen davetiye mektubuyla beraber vizeye başvuru yapıyoruz. Vize çıktıktan sonra ödemeyi yapıyoruz. Ve sanırım yine bazı ülkeler daha kolay dediğin Dubai çıkıyor yine. Dubai çok kolay bir ülke. Ama şu an için kolay. 2 ay öncesinin vize koşuluyla şu anki vize koşulları da aynı değil. Değişkendir. Hani her zaman değişiyor. Dubai o noktada çok değişken bir ülke. Kimi zaman oturum verir, kimi zaman işte sadece çalışma izni verir, kimi zaman turistik vizeyle gel der. Hani turistik vizesi mesela 30 gündür, 60 gündür, bir anda 90 gün çıkartır. Bir ay boyunca 90 günlük turistik vize çıkartıyor. Sonra hop geri çekiyor mesela. O noktada vize koşulları sürekli değişiyor. Şu an için çok avantajlı ama bu 3 yıl sonra veya 3 ay sonra aynısı olacağı anlamına gelmiyor. Çok değişkenlik gösteriyor. Eğitimden aslında eğitim turizmini başlatmasının birazcık etkisi var. Hani eğitim turizmine o da adapte ediyor aslında kendi vize koşullarını. İhtiyacı var çünkü bir yandan da. Zaten o vizelerin değişkenliği, mesela ablamlar 10 yıl Fransa'da yaşadı. Bir ara bir diplomatik kriz oluştu. Fransa Türk vatandaşlarına, daha doğrusu büyükelçiliğe çalışan vatandaşlara vize zorluğu çıkarttı ve burada karşılığı da Galatasaray Üniversitesi'ndeki hocalara vize sıkıntısı çıkartmakla böyle sonuçlandı. Birden anlık olarak birden her şey değişebiliyor. Krize döndü bir anda. Tabii ki. Aynı şey Türkiye ile Dubai arasında da olma ihtimali var tabii ki. O zaman hani o vize zorluğunu yaşadığımızda ben nasıl Dubai'ye gideceğim diye düşünecek öğrenciler. Ama şu anda hani bu kadar rahatken bu fırsatı bence kaçırmamak gerekiyor. Yani İngiltere, Avustralya, Kanada, Amerika büyük ihtimal bu konularda en zorluğu. Evet. Çıkartanlar. Evet. Önce öde, sonra biz bir bakalım. Aslında diğerlerde. İngiltere, Kanada o şekilde değil, Amerika'da değil. Hani önce o taraf değil. Önceliğim ben sana bir vizeyi vereyim de ondan sonra ödersin tarafı birazcık daha. Hani bu okul ödemesini yaptıran kesim İrlanda, Malta, Almanya. Bunlar aslında birazcık daha önceden öde, daha sonrasında vizeni değerlendirelim noktası. Mesela Dubai'de de eğitim ücretini ödediğin takdirde zaten tak diye gidiyorsun. Oralarda bazı... O çok ayrıştırılmış bir nokta. Dubai şu an için çok ayrı bir noktada ama diğerleri için hani vize koşulları farklılık gösteriyor. İrlanda şaşırttı. O biraz daha kolaydır diye düşünüyordum. İrlanda çok keskin kuralları olan bir ülke. Hani o kitabına uygunluğu İrlanda'da güzel yapabiliyoruz. Ne diyor mesela? Diyelim ki bankanda şu kadar paran olsun, şöyle bir geçmişin olsun, işte dil eğitimini öde, bir aylıkta konaklamanı öde. Şu an söylediği şeyler bunlar. Bunları yaptığın takdirde vizeye başvuruyorsun. Eğer senin döneceğine inanıyorlarsa, hani öyle bir sıkıntıları yoksa, uygun bir profil olduğunu düşünürlerse vizeyi veriyor. Ama çok net bir şekilde yazar ve neden red aldığını da yazar, neden kabul aldığını yazmaz mı? Vizeyi veriyorlar yani aslında. Ama red durumlarında da işte neden red aldığını oradaki memurlar da açıklıyor. Ama anladım. İsteyen hani A ülkesi olmuyor ama B ülkesini illa bir yollanılıyor ve evet, benzer bir sistemle karşılaşmış oluyor evet, insanlar. Çoğunda da şöyle söyleyeyim, aynı okulun farklı şubeleri, o ülkelerde farklı şubeleri olabiliyor. Mesela bir okul diyelim ki İngiltere'de 5 tane şubesi var, İrlanda'da var, Malta'da var, Dubai'de var. Aynı eğitim kalitesini her ülkede bulabiliyorsun. Bunların hepsi de zaten hani British Council onaylı okullar oluyor genellikle. Ya da işte o ülkenin FELTM'u onaylı olabilir. Farklı akreditasyonlardan geçmiş okullar ve uluslararası öğrenci kabul edebilen okullar. Kaliteyi zaten her ülkede sağlamak zorunda okullar. Yani bayağı faydalı o konularda. Yani isteyen her türlü gider kısacası. Evet, isteyen yurt dışına çıkmak istiyorum, dil öğrenmek istiyorum diyen herkes için bir seçenek var. Hani herkese uygun seçeneği de bulmak da bizim işimiz aslında birazcık. Peki hocam, niye diyelim ki şu an izleyenlerden kafalarında tamam ben artık dil okuluna gitmek istiyorum. Bu süreç nasıl oluyor? Size ulaşacaklar mesela. Anladığım Türkiye içinde şubeleriniz var. O şubelere gidip
yüz yüze mi görüşme oluyor? Buna hiç gerek kalmıyor aslında. Bütün bu saydığım ülkeler için yapmaları gereken ilk başta hani bize bir şekilde ulaş. Hangi kanallardan ulaşabilirler? Instagram'dan ulaşırlar işte, web sitemizden ulaşabilirler ya da direkt telefonu çevirebilirler. Bir şekilde ulaşabilir diye düşünüyorum artık. Ulaşmak zor değildir diye düşünüyorum. Hani bize ulaştıkları takdirde bir tane eğitim danışmanları onlarla beraber aslında bu süreçlerini organize edecekler. Daha sonrasında hiç ofise gelmeye gerek kalmadan, yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun her türlü bütün işlemleri online bir şekilde hallediyoruz aslında. Hiç o şekilde işte ben Van'dayım, Ankara'ya mı geleceğim? Ben Van'dayım, Bursa ofisinize mi geleceğim? Hiç gerek yok. Daha doğrusu bütün işlemlerini öğrencilerin uzaktan bir şekilde halledebiliyoruz. Hiç ofise gelmeye gerek kalmıyor aslında. Ama Ankara'daki gelip de görüşebiliyoruz. Randevulu bir şekilde burada da öğrencilerimizle görüşüyoruz. Zaten merkezi bir konum. Yani bulması evet. Çok kolay oldu. Ankara'da, İstanbul'da, Anadolu'da var, Avrupa'da var, bir de Bursa'da. Türkiye'de 4 tane şu anlık ofisimiz var. Bayağı o bölgedekiler mesela ofisle yüz yüze görüşmeye gelebilir o zaman. Gelebiliyorlar, evet. Yine eğitim danışmanlarıyla randevuyu planladıktan sonrasında hiçbir problem yok. Ayrıca zaten şu anki videoda da açıklamaya, sabitlenen yoruma linkler konulur. Dileyen de oradan ulaşabilir. Dileyen de oradaki formları doldurarak aynı şekilde bize ulaşabilir. Biraz incelemek isterler evet. Nasıl oluyor bu süreç. Zaten YouTube kanalınıza linkinizi ekleyerek, açıklamaya vesaire ekleyerek bakabilir insanlar. Aynen. Oradaki yani, o süreci daha iyi değerlendirir. Orada bir sürü öğrencimizin hani bizi değerlendirdiği ya da sürecini değerlendirdiği bir sürü video var. Hani elbet orayı da takip edebilirler ya da bizim işte dil okullarının avantajlarına dair belli başlı videolarımız var ya da konuları anlattığımız bir video var. Her türlü aslında bilgiye ulaşabilirler diye düşünüyorum. Bizim YouTube kanalımız gerçekten bu konuda bir kütüphane gibi. Her türlü bilgi var. Bu zaten şu anki dönemde biraz da insanların istediği bir şey. Bir ürün alacaksam o ürüne biraz özellikle dil okulu ucuz bir şey diyemeyiz hani. Tabii. Evet, oraya gittiğinde karşılığını alabiliyorsun ama temelinde ilk de biraz... ilk başta bir maliyet gerektiren tabii bir ki süreç. Yani, bizde için o parayı orada tutmak, evet. Okula bir ücret ödemek tamam bir noktadan sonra onun karşılığını veriyor zaten. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı hocam? Tam olarak işte o aslında o deneyimi paylaştıkça çoğalıyor. Yorumlarda mutlaka bahsetsinler hani şöyle bir olay yaşadım, böyle bir olay yaşadım diyebilirler. Eğer gitmek isteyenler de olursa da her zaman bize de ulaşabilirler. Lemon Akademi'nin YouTube kanalına bakabilirsiniz. Evet. Instagram. Twitter'ınız var mı hocam? Yok galiba. Kullanmıyoruz aktif değil. Var da yok arası. Yani asıl orada varmış böyle. Lemon Akademi'nin YouTube hesabını, Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Aklınızda olan soruları da direkt kendilerine bakıp, direkt kendilerine ulaştırabilirsiniz. Kendi paylaştıkları içerikleri de takip edip kafanızda daha rahat şekillendirmenizi sağlayabilirsiniz. Hocam gayet iyi bir süre ayırdınız. Bizim için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani ben dediğim gibi bir tanıtım içeriği diye beklerken şu an yurt dışına dair bayağı bir bilgi edindim. Bence güzel oldu. Evet, güzel oldu hocam. Ben bunu kırpınca daha da serileşince bambaşka bir bence şey oluşacak. Güzel bir şey çıkar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.